Merhaba. Spor severler yine en mutlu oldukları mevsimlerden bir tanesini yaşıyor. Özellikle mutlu olmak için de bir sebepleri var. Bu yıl olimpiyat oyunlarının yılı ve Paris 2024 oyunları şimdi siz bu videoyu izlerken başlamış olacak. Açılış töreni gerçekleşmiş olacak. E, 2024 oyunlarında acaba ne beklemeliyiz? Özellikle Türk kafilesinden ne beklemeliyiz? E, ve genel olarak nasıl bir e, olimpiyat olacak? Bütün bunları konuşacağız Caner Elale. Caner çok teşekkür ederim. Çok sağ ol geldiğin için. Ben teşekkür ederim davet için. Ee, şimdi bir spor yorumcusu olarak ve anlatıcısı olarak çok yoğun bir dönemin içine giriyorsun. İş kısmını bir kenara bırakayım. Gerçi ayırmak mümkün değil ama nasıl hissediyorsun olimpiyat yıllarında kendini? Her zaman daha heyecanlı bekliyorum o yazı. Bir de bizim genel olarak aslında insanların genelde yaz daha sakindir nispeten iş olarak. Bizim tam tersine özellikle benim yani spor anlatma anlamında daha yoğun olduğum branşlar... Yazın çok yoğun oluyor. Bisiklet gibi. E işte mesela bu sene Euro, üstü dediğin gibi bisiklet, Tour de France. E, hep böyle bir daldan dala şimdi olimpiyat oyunları. Yani Hı -hı. o üç ayı neredeyse kapsayan bir e, mesai dönemi oluyor. Ama en zevklisi de bu. Yani o şey gibi hafif bir e, zevkli bir mazoşizm de var içinde. <laughs> yani kendi kendimize böyle e, o yoğunlukta eziyetli ettiğimiz saatler çalışma anlamında o kadar keyifli ki. E, evet. Olimpiyat çünkü çok farklı bir deneyim. Bir de az yaşanan bir deneyim. Sporcular nasıl... E, tabii ki onlarla karşılaştırılmaz herhalde bizim yaptığımız şey ama yani 4 yılda bir bekleme mevzusu e, onlar için ayrı bir döngü durumu. O 4 yılın hazırlığı şeyi bir, bir spiker, anlatıcı ve yorumcu için de özellikle Spor sevgisi yoğun olan birisi için de e, olimpiyat oyunları başka bir yer. Bir zirve zaten bence e, herhangi bir denge yok diye düşünüyorum bir e, spor gazetesi Dünyanın için. en büyük organizasyonu zaten. Tabii. Sadece spor organizasyonu değil dünyanın en büyük organizasyonu bir yandan da. Evet bu mega e, organizasyonlar listesinde gerçekten ayrı bir e, şey var. Tabi bir öğütücü tarafı da var. Yani maddi e, olarak işte manevi olarak şehirlere ve ülkelere yüklediği şeyler de var. O zaten büyüdükçe hani böyle gezegen yuttukça büyüyen e, şey vardır ya mitolojik veya süper e, çizgi roman ka şeyleri vardır. E, figürleri vardır. Biraz aslında Olimpiyat kendince öyle bir şey, yapıya da dönüşmüş durumda. Ama Paris iyi direnmiş durumda. Onu da konuşuruz herhalde ama yani genel anlamda Olimpiyat Oyunları tabii ki futbol dünya kupası mesela işte Katar çok eleştiriliyordu. E, haklı eleştiriler vardı organizasyon öncesi yaşananlar işte Hı -hı. Can iş kayıpları. Hakları, can evet. kayıpları aynı. Ama o top bir dönmeye başladı kimse konuşmaya başladı. Ve kupa da acayip iyi bir kupa oldu. O evet. sıcaklık, klimalar falan derken işte Messi'nin hikayesi oldu. E böyle de bir özelliği var. Aslında olimpiyat oyunları da böyle işte taçmalarla gelinir. Her zaman işte ne kadar mal oldu, ne oldu işte şu endişelerle gidiyoruz. Hep bir, geçen kim yazmıştı bir İngilizce yazar vardı. Hep worrying yani endişe üzerine bir geliş vardır olimpiyatta. <laughs> hani bir heyecan vardır bir de hep sürekli böyle bir endişeler kaygılar. Ki bu dönem dünyasında Hı -hı. işte çeşitli tele tehdidi güvenlik aynı ülkeler arası problemlerin oraya her zaman yansıması mevzusu o tip e, ikircikli alanlar çetrefilli alanlar ama bir başlar o meşale bir yanar ondan sonra bambaşka bu kendi için 15 gün sanki böyle bir fanusa alır hı hı. E, o dünyayı. Zaten amaç da o aslında. Aslında öyle. Sporu evet. konuşmak. evet yani Sonunda düdük çalmaya çaldığı zaman spor galebe e, çalıyor, geliyor yani. Kesinlikle. Kesinlikle. Şimdi bir anlatıcı olarak, yorumcu olarak nispeten aslında izleyici olarak da avantajlı bir e, olimpiyat olacak. Çünkü saat farkı çok az. <laughs> e, yani çok doğuda, çok batıda değil. O yüzden insani saatlerde ve koşullarda çalışacaksın e, çalışacaksınız. Ve izleyiciler de tabii daha az eziyetle aslında da e, izleyecekler. Öyle hani saat grup kalkmak zorunda kalmayacak çok Tabii. Şimdi Eurosport'ta ben başladığımda e, ilk Yaz Olimpiyatı 2008 Beijing'di. O zaman tabii başka bir zaman döngüsüne girmiştik. Hatta şey tuhaftır. Amerikalılar daha rahat izlesin diye e, yüzmenin e, finallerini sabah seansını almışlar. Ya yani Michael Phelps'in o hı hı. 8 altın denemesi olacak diye ve Amerikalılar ve diğer ülkeler batı ülkeleri rahat izlesin diye Normalde akşam seansı yüzmede finaller yüzülür, sabah elemeler yüzülür. Orada tersine almışlardı. O da bir mesela saat ayarı. Yani hem yüzücü için daha bambaşka bir şey. Şimdi oradan geldiğimizde Tokyo'da mesela tuhaftı. Sabahın 5'inde 6'sında 5'inde galiba maraton anlatmıştık. 20 kilometre yürüyüş <laughs> anlattık mesela. Şimdi orada kafayı tabii NBA anlatma alışkanlığıyla benim bir saat şeyim var ama ne olsa olsun başka bir şey alışkanlık o. O yüzden şimdi Paris hakikaten bir anlatıcı için muazzam bir saat dilimi. Olağanüstü. Yani sabah böyle bildiğimiz saatte kendi saatimizde 9-10 gibi bir sürü spor karşılaşması başlıyor aynı anda eş zamanlı. İşte kimi voleybol maçı da mesela olacak. Türkiye'nin bazı maçları evet. çok erken olacak. O grup maçlarının genel yoğunluğuyla beraber. O yüzden net bir şekilde ben böyle Avrupa'da olduğu zaman işte Londra 2012'de öyleydi. Biraz daha saat ve insani çalışma saatleri açısından çok daha uygun oluyor Rio Rio'da mesela zordu bizim için. Tabii Bazı en saatler zor, en doğu da zor. Tuhaftı. Her ne kadar Rio'da saat farkı 5 falan olsa da yine de bir zorladığı dönemler oluyordu tabii ki. Ee, şimdi olimpiyatların çok takip edilen branşları var. Yani, süper branşlar var. Mesela atletizm. Onun içinde değerli herhalde 100 metre. Bütün evet. e, olimpiyat oyunlarını domine eden bir branş değil mi? Bir kategori. Doğru. Bir her zaman süperstar branşlar var. Bir de olimpiyattan olimpiyata parlayanlar da var galiba. Bir genel tabloyu çizer misin? 2024'ün hani en heyecanlı e, hmm. müsabakaları hangi alanlarda olacak? Genelde aslında olimpiyat oyunlarının şöyle bir omurgası vardır. yüzme ilk haftanın yıldızıdır. Ana yani taşıyıcı spordur. Ortasına jimnastik serilir. O ikisini bağlar. Köprüdür o jimnastik ama müthiş bir... Hani kendine özgü bir dünyası var. Artış jimnastikten bahsediyorum. Çünkü bir de ritmik jimnastik oluyor ikinci haftanın sonunda. Üç, i̇kinci haftanın başını da atizme bağlar. Ee, yani böyle bir e, üçlü aslında taşıyıcı bir tripod gibi düşünebilirsiniz Hı -hı. ana üç sporu. Bunlar ana yıldızların Hı -hı. genel ana performansların merakların ilginin, biletlerin daha yoğun olduğu, satıldığı e, ve bilet bulmanın daha zor olduğu özellikle branşlar. Mesela 100 metreyi izlemek çok zordu. Yani atizm'in içinde de kendi bir de şeyleri var. E, bir omurga var, bir Hı -hı. anatomi var, bir geometri var. Bu sene gene bu üçlü tabii ki önemli olacak. Hele Türkiye için de önemli olacak. Çünkü jimnastikte de önemli iddialı işte Ferhat gibi son olimpiyat madalya yalan sporcumuz var. Takımımız gayet iyi. Eee atletizmde birçok yine temsilcimiz var. İşte Ersu'dan e, Tuğba'ya kadar hani e, ve de farklı teknik branşlarda da bizim merak ettiğimiz ne yapacağı merak ettiğimiz sporcularımız var. Yüzmede de Kuzey gibi 16 yaşında genç bir yetenek var. Hani bizim Türkiye ilgisi açısından da e, bir aslında güzel ama Türkiye ve genel ülkelerin kendi perspektifinden, kendi kültürlerinden baktığımızda daha popüler olan, daha ilgi gösterilen sporlar var. Mesela bizim için okçuluk hı hı. hayatta izlemediğimiz kadar izleyeceğimiz bir spor olacak. Yani benim değil de hani genel olarak e, Türkiye'de az ilgilenen insanlar bile oturacaklar. Ya meta ne yapacak diye bakacaklar. Hı hı. E, mesela bunun dışında bir Finlandiya diyecek ki benim teniste çok önemli atıyorum orada bir şeyim var. Onun için de öyle olacak. Ama mesela Olimpiyatın kendi tarihinden gelen geleneksel bazı sporları var. Ee, mesela okçuluk bunun bir parçası veya işte demin saydığım üçlü bunun parçası Hı -hı. ama kendi içinde yeniden popülerleşen branşlar da var. Ee, mesela bunların başında e, tenis geliyor. Tenis aslında normalde kendi e, dünyasında çok fazla para kazanılan, e, kendi şeyi sezonu çok yoğun olan bir spor olduğu için ve büyük para meblağları söz konusu olduğu için de olimpiyatın genelde içinde daha böyle e, az yer almış bir spor. Hatta 88'de başlıyor mesela. Onun içinde bir de profesyonel amatör kavramı da var. Olimpiyatın en önemli değişimi aslında o. Yani zamanında Baron Pierre de Coubertin ve bütün IOC'yi yapmaya çalıştığı şey aslında e, o zaman profesyonel kavramı para kazan, yani spor yaparak para kazananlar daha aşağılanıyorlar. Yani çünkü o öyle olmaması gereken bir şey daha aristokrat, daha burjuvazi e, penceresinden bakılan bir şey. Amatörlük daha yukarıda bir şey. Şimdi bugüne geldiğimiz amatörlük daha tırnak içinde itilen kakılan bir kavram profesyonellik. profesyonel sporcu işte. Profesyonelliği çok yüksek diyoruz. O zamanlar tam tersi. Yani bununla ilgili de bir değişim oldu olimpiyat tarihinde. 80'lerin son 90'ların başıyla olimpiyat oyunları bu amatör profesyonel mücadele edemeyeceğine karar verdi. İşte meşhur 92 Barcelona ile başlayan değişim. Yani rüya takımın gelişi. Normalde NBA'de çok büyük para kazanan oyuncular çok profesyonel oldukları için olimpiyat oyunlarında mücadele etme durumları bence. olmuyordu evet. gibi şeyler vardı. Bu kış oyunları için de geçerliydi. Mesela işte Katarina Witt diyelim. Bir profesyonel buz pateni turuna katıldığında olimpiyata katılma hakkını kaybediyordu hı hı. mesela. Amatör kalması gerekiyordu. Artık o arkayık bir dönemde değişti. O yüzden de olimpiyatın kendi içindeki spor popülaritesinin de genel dengesi değişmeye başladı. Mesela Halter normalde 50'ler, 40'lar, 60'lar, 70'ler çok popüler olan işte bizim Türkiye'nin de sonuçta tarihin en büyük sporcusu diyebileceğimiz Naim Süleymanoğlu'nun da yer aldığı halter şu an olimpiyatta en az önemsenen, en dikkat edilmeyen branşlardan birine dönüştü mesela. Hani bu negatif, pozitif algısında hmm. zamanın o, kozmosun e, genel etkisi olimpiyat oyunlarının da genel etkisi. Yıldızlarla etkiliyor. da ilgili bir şey herhalde değil mi? Yani tabii. gene Naim gibi biri çıksa gene ama herhalde biz... çok izlenen branşlardan biraz bir Ama da, tabi biraz da rekabetin de. de olması gerekiyor. Tek spor da de olmuyor tabi. Bir de doping çok etkiledi artık. Hmm. Yani performans arttırıcı ilaçlardan etkilenen sporlar artık birazcık onu hmm. önüne alamıyorsa o spor branşı hmm. IOC dışlamaya başlıyor. Halter şu anda bunların başında geliyor. Ya da kendi içinde çok kural mesela güreş çok kural değişikliğine gitti uzun yıllardır. Amatör boks da öyle. Seyirci kopuyor oradan. Koptuğu zaman yani anlayamadığı işte hep aynı örneği veririm Beach filminde bu Danny Boy'un bir sahne vardır. Kriket öğretmeye çalışır, diğeri gelir <laughs> hemen bir e, şey futbol öğretir, futbol oynarlar ya. Yani onun algısını oturtmak da çok önemli. Seyirci ondan koptuğu anda o spor popülaritesini Olimpiyatın içinde itiriyor çünkü televizyon hakları, televizyonda izlenme meselesi ve televizyonda gençleri artık tutma meselesi ayrı bir yer. O yüzden mesela breakdance vardı. Evet, karate yok breakdance var. Aynen böyle bir Karate için de artık o kadar eğlendirici gelmiyor. Gençler de izlemiyor. O yüzden karateyi çıkardık diye açıklama yaptılar. Ama onun yerine breakdance koydular. Şimdi ülkelerin kendi böyle e, o anda gençleri... Şimdi artık Z kuşağı Z kuşağı diye hep konuşuyoruz. Olimpiyat oyunları da o Z kuşağına veya yeni nesillere hitap etmek istiyor. Yani o e, sporcuların geçmişten gelen geleneksel sporları gençlerin çok izlemediğini düşünüyorlar. İşte surf girdi mesela. Hı -hı. E, climbing girdi yani e, bir salonun içindeki e, kaya tırmanışı girdi. Bunlar hep böyle yeni neslin daha ilgilendiği, tırnak içinde hipster veya işte daha bohem ya da daha o yaşamın içinde sporlar olduğu için işte 3 3 basketbol gibi. Bir var. Aynen mesela Concord <laughs> Meydanı şimdi en, en en enteresan şeylerden biri ama Paris şunu yaptı bir de şehrin içine yerleştirmeye çalıştı genelde Hı -hı. spor dallarını. Genelde şehir alır, biraz dışına kurarlar tesisleri yaparlar. Hani daha rahat etsin falan diye. Burada konkord meydanının 3 tane büyük stadyum kurdular ve e, oraya koydukları sporlar şunlar. Urban Sports, 3x3 basketbol, e, kaykay, BMX. Yani bunları koydular çünkü gençlerin buna daha çok ilgi göstereceğini düşünüyorlar ki öyle de gerçekten. Konkord meydanını müthiş bir şenliğe çevirmeye çalışıyorlar zamanında giyotinle biliyorsunuz. Hani <laughs> terör meydanı olan Concord meydanı. Burada gençlerin e, urban sport meydanı olacak mesela burada. Hani popülerlik biraz buradan değişti. Hiç biraz uzun anlattım ama hı hı. Hani mesela Paris'te mesela böyle mesela. Dört yıl sonra Los Angeles'ta, yani Kaliforniya'da tabii ki başka bazı sporlar öne çıkacak. Mesela onlar için sörf başka bir yere gidecek. Mesela evet. Fransa'da da sörf çok popülerdir. Ama onlar şöyle değişik bir uygulamaya gittiler. Mesela Fransa'nın kuzeyinde de sörf alanları var. işte Biarritz tarafı, şey evet. güneyinde pardon yanlış söyledim. Biarritz tarafı falan da çok büyük bir sörf merkezi. Oraya gitmek yerine Tahiti'ye gittiler. Evet. Yani o şimdi Fransız toprağı diye evet, oraya taşımışlar. Enteresan ya. Yani, sörfçüler için bir cennet tabii ki yani. Tahiti şey gibi bir yer. Ne bileyim, e, hep aynı örnek verilir. Marakana'sı veya Madison Square Garden gibi bir yer sörfün. Ama sonuçta Paris kentinin içindeki olimpiyat şeyini bildiğim kadarıyla yaşayamayacaklar. O da mesela tuhaf geliyor bana. Ama sporcular memnun gibi gemide Mutlaka kalıyorlarmış evet. bu arada oradaki zincirlenmiş şey demirlenmiş bir gemide kalıyorlarmış çok ilginç bir o da mesela bu olimpiyatın kendine özgü bir renklerine biri olacak. Aynen. Aynen. Evet. E, 329 madalya yarışması yapılacak diye bir not almışım ben. E, 28 sabit spor dalı var. Az önce saydığımız 4 dal da dahil edilince 32 evet. dala çıkıyor. Şimdi biraz bizim kafileye bakalım. Ee, evet. <laughs> 101 sporcu. 102 idi 101'e düştü değil mi? Bu seninle şimdi az önce yayına hazırlanırken ee, bir boksörümüz mü yine yasaklı madde kullanımından galiba kafle dışı kaldı. Evet Tuğrulhan Erdemir. Kasta bir davası vardı. Negatif sonuçlandığı için yani negatif derken ee... E, pozitif ten... sonuçlar evet, Maalesef yani <laughs> öyle bir <laughs> durum olduğu için kafileden ayrılması gerekti. yani e, ondan dönümünden. önce de Rıza Kaya Alp'i kaybetti evet. takım ki e, önemliydi yani Rıza'nın evet. olması e, ama olmuyor evet. maalesef. Bir de bu durumdan olmaması daha da üzücü tabii ki yani evet. yıkıcı e, Türk sporu için yani. e, ki bir de hani önceki olimpiyatlarda e, Türk milli takımının kafilerinin bayrağını taşımış bir isim Aynen. E, ve madalya beklentisi olan bir isim yüzün üzerinde sporcuyla katılıyoruz 54 kadın ee, kadınların, kadın atletlerin, sporcuların sayısının daha fazla olduğunu görüyoruz. Tabii bunda evet. galiba voleybol gibi bir takım sporunda e, kadınların temsil ediliyor olması önemli. Şimdi e, az önce bahsettik e, Mete Gazos birazcık böyle branşların üzerinden gidelim Olur, istiyorum doğru. seninle. E, Mete ile birlikte okçuluk bizim radarımıza girdi. Yani e, dünya şampiyonu, olimpiyat şampiyonu ve şimdi tekrar büyük madalya e, ihtimali var. Burada galiba Güney Kore ile değil mi e, yarışıyor? Evet. Bütün sporcular, bütün ülkeler aslında Güney Kore'yle yarışıyor. Doğru. Çünkü onların en iddialı Doğru. olduğu branşlardan bir tanesi. Evet. Ve bu defa sadece Mete değil, takım yarışlarında da galiba takım olarak da iddialıyız. Evet, o çok önemli gerçekten. Yani hani bir yetenek çıkarıp onunla sönen, sönümlenen bir parlama değil önemli olan o. Okçulun bir de bizde genel olarak Uğur Erdener'le başlayan, özellikle 80'lerle başlayan nasıl bir gelişim var işte. 92 tabii bizim 92 Barcelona Olimpiyat takımı kadınlarda dördüncü olmuştu. Madalyayı son anda kaçırmıştı. O takım mesela özel işte Elif Ekşi vardı galiba. Natalya Nasaris ki Natalya Nasaris şimdi burada e, Elif'in antrenörü buradaki genç yeteneği. O da çok genç bir e, sporcu. Mesela kadınlarda da bir temsilcimiz var. Mete ile beraber karma da yarışacaklar bildiğim kadarıyla. Bir de erkek takımımız, yay takımımız var. Onlar da son dünya şampiyonluğuyla madalya aldılar. Hatta Mete de kendi şampiyonluğunun yanında benim şampiyonluğumdansa takımla aldığım madalya daha kıymetli dedi. Onun anlatmak istediği şu aslında yani takım halinde tek birey olarak değil bir e, kültür oluşması anlamında o takımdan yani o kadınlar takımından bugüne 30 küsür yıl geçmişken tekrar bir e, o damarın açılması çok önemli. Uğur Erdener yine Türk sporunda önemli bir yerde. Eski bir e, okçuluk e, sevdalısı olarak bir yandan da Mete de burada taşıyıcı güç oluyor ve yeni nesilden muhtemelen okçuluğa yönelecek e, gençler de olacak ve bunun için işte yönelebilecekleri yeri de bilecekler Mete sayesinde bu gençler sayesinde o yüzden bence çok kritik. E, madalyalılar almazlar ama mesela sadece Mete'yi değil Mete'nin de içinde olduğu takım yarışlarını da izlemekte fayda var çünkü oradan da bir şeyler çıkma ihtimali yüksek dediğim gibi. Güney Kore önemli birçok ülkenin önemli sporcusu var işte Meksikalısı da geliyor İtalyanı da iyi okçu yetiştirebiliyor ama Güney Kore bu şey gibi zamanda e, hala da öyle galiba da masa tenisinde dünya şampiyonusu olur. Yarı final vardır 3 diğeri de Çin'den devşirilmiş Alman şeyidir Fransızdır mesela o da Çinlidir aslında gibi bir bir de Timo Boll vardı Alman bir tek o aralarına girebiliyordu. Ee, bizim de biliyorsun Çinli ki devşirme atletle e, tabiiyet değiştirmiş evet, atletle vardı. masa tenisçiyle mücadele ediyorduk. Melek Huydu hatta birinin ismi çok iyi hatırlıyorum. Velhasıl burada da biraz Güney Korelilerin böyle bir etkisi var. Kültür olarak işte hem bir militer kökenden hem kendi yaşam tarzlarından gelen bir okçuluğa merak var. Okullarda ciddi, ciddi liselerde falan dersi olan bir spor. Zaten Güney Kore'nin genel spor sistemi de biraz okullar üzerinden gittiği için birçok sporda çok iyiler ve çok metodikler, çok bu konuda teknik olarak çok üstünler. Yani metenin onların arasından gelip bir Olimpiyat şampiyonluğunu alması, olması inanılmaz bir şey. Yani bu değeri çok daha arttıran bir şey. Yani çok dominant bir kültürün, bir ülkenin arasından gelip o madalyayı almak çok daha özel ki. Burada yine almasını umut Evet, edersin. yani bir kez daha şunu da görüyoruz. Olimpiyat ne işe yarar? İşte spor kültüründe yeni alanlar açılmasına yarar. Kesinlikle bir metagazoz yani. çıkarsan bir ekol olarak e, pek çok genç sporcuyu o alana kazanırsın. Tabii. E, ve oradan yürür gider. Kesinlikle. Şimdi boksa geçelim istiyorum. Bu senazlar var. Aa, İki evet. bu Naz. <laughs> Aynen. <gülüyor> ve Aynen. Çakıroğlu. E, biri 66 kiloda, e, diğeri de 50 kiloda. daha. Evet biri olimpiyat şampiyonu diğeri de olimpiyat gümüş madalyası sahibi. Yine iddialılar değil mi? Tabii. İkisinden de e, yani en kötü final bekleniyor. Altın bekleniyor hatta daha çok yani. E, buradaki en önemli konu onlar için muhtemelen bu beklentiyle mücadele, mücadele etmek edecek. olacak. Çünkü e, öncesinde de gittiklerinde başarı bekleniyordu. E, ama dünya şampiyonasından gelen bir ünleri vardı. Dünya şampiyonlukları vardı ikisinin Avrupa şampiyonlukları. E, oradan gidişte olimpiyat şampiyonu ve madalyaları geldi. Şimdi oradan 4 yıl sonrasında ya da 3 yıl hatta burada oldu. Yani Tokyo 2021'de olduğu için i̇şte aslında o döngü bir tuhaf oldu. Ee, bazı sporcular daha erken yaşta aslında tekrar performans gösterme fırsatı buldu. Buse Naz ikisinin de burada beklenti idaresi en önemli konu olacak. Yoksa yetenek veya işte beceri anlamında zaten geldikleri seviye belli bir kadınlarda boks sonradan programa girdi. Türkiye'de Sonradan e, kadınların gelmesine rağmen boks'ta erkek boks tarihinden daha başarılı neredeyse şu anda ya, o kadar kısa sürede. Niye böyle ee, oldu? Yani kadınların bokstaki başarılarını açıklayabileceğimiz sebepler var mı Türkiye'de? Şöyle genel e, aslında kadın ve spor ilişkisiyle açıklanabiliyor Hı -hı. birazcık bu. Daha ee, sosyolojik bir ilişki yani. Evet, Türkiye ile, sadece Türkiye'de de sınırlı değil gibi görüyorum ben. Çok e, bilimsel bir şey söylemeyeceğim ama ge geçmişten... Gözleme dayalı bir şey Aynı, söylüyorsun. Aynen, kesinlikle e, gözleme dayalı söyleyeceğim. Hatta İngiltere, Britanya spor kültürünü bunun üzerinden biraz e, kurdu. Mesela e, bir spor branşında bir e, dal açıldığında, yani kadınlara verildiğindeki sahiplenme ve ondan sonraki e, ...yükselme hmm. erkeklerde göre çok daha yüksek oluyor. Mesela bunu pis bisiklete ve bisiklette e, önce yapıyor Kazanılmış e, bir şeyi muhafaza etme gibi bir dini görülüyor. Mesela pis bisketinde kadınlara önce e, ağırlık veriyorlar. Hmm. Bütçeyi orada arttırıyorlar. İnanılmaz bir başarı geliyor. Çok kısa sürede Britanya'da. Normalde daha önce İngiltere'de bisiklet sürmeleri falan... ...izin verilmeyen bir dönem var kadınların işte o... ...sufrajet falan hikayesi hmm. de vardır meşhur. E, Fransızlara da öyle mesela kadınlara futbol oynama izni verilmiyor bir süre. Yani öyle şeyler var. İşte üç adım atlayamazsın da deniyor. Üç adım atlama çok geç geliyor mesela. Kadın fiziğine, anatomisine ters diye eklemlere. Halbuki bir geliyor inanılmaz başarılı oluyor. İşte Yulimar Rojas biliyorsunuz son hı hı. E, son dönemin atizmin en büyük hızlanan biri. Bir üç adım atlamacı. Velhasıl e, bu diğer sporlarda da bu böyle. Ve Britanya'da inanılmaz başarılı oluyor. Genel bütçe artıyor böylece. Yani onlar çünkü lotodan alıyorlar o e, milli piyangolarından diyeyim. bütçenin büyük bölümünü ve erkekler de o sayede bisiklete bir bütçeye kavuşuyor kadınlar sayesinde. Ve pis bisikleti şu an Britanya'da en fazla madalya alınan, olimpiyat oyunlarında en fazla Popüler olan branşlardan biri e, velodromda yapılan bisiklet türü. O yüzden bu hikaye aslında sadece Türkiye özgü olduğunu düşünmüyorum. Bunu voleybolda da görüyoruz, boksta da görüyoruz, tekvandoda da görüyoruz. E, sen de demin söyledin hani birçok branşta kadınlar daha fazla. Ve e, mesela son dönemde birçok sporda da görüyoruz. Yani basketbolda mesela bazı başarıları bir dönem çok daha fazla oldu. 10-15 yıl iyi bir yatırım yapıldı. hem kulüpte hem de milli takım düzeyinde. Bu biraz aslında... O sporun sahiplenme, dirayet ve onun çalışkanlığı etiği hepsi çok daha yüksek oluyor kadınlar. Bu tabii ki tamamen gözlem. Mesela boksta net bir şekilde şu an zaten bunu yaşıyoruz. Ee, bir de şey var onu da söyleyelim. Kapanış gününde e, kadınlar mücadele edecekler. E, kadınlar maratonu ve kadınlar basketbol finali olacakmış evet. e, kapanış gününde. Hani evet. erkekler yerine Aynen. kadınların müsabakalarıyla kapatmak Bu gibi oyunları bir... Eşitlik, yeni hı -hı. dönem e, mesajları verme anlamında. Yani Bizim takımın mesela genel olarak Buse Nazlar dışında bir de güreşte Buse'den de bir madalya bekleniyor. Hı hı e, genel madalya tahmini de birçok şimdi araştırma şirketi madalya tahminleri yapıyor. Türkiye'nin de 4 veya 5 altın alabilme toplamda da işte bir 17-18 madalya galiba olma ihtimali var. İşte 5 gümüş 4 bronz daha ya da 5 6 bronz daha. Aslında genel ülke sıralamasında 14. veya 15. 15 ile 20 arası bir yerde durma ihtimali var. Çok iyi bir tahmin aslında bu. Yani Türkiye tarihinin en başarılı olimpiyat oyunlarından biri olacak. Ya da en başarılısı olacak. Sonra olimpiyat oyunu iyiydi. Hı hı. Hatta bence asıl iyilik şuydu. Farklı branşlarda madalya geldi. Yani bizim genelde... Güneş halter olurdu. E, 2010'lara, 2010 tabii 2010'lara hatta 92'de Judo'da gelen madalya kadar galiba sadece 3 sporda e, madalyamız var. Sonrasında yavaş yavaş artıyor ama işte özellikle okçulukta gelmesi, kadınlar boksunda gelmesi gibi gibi bu tip farklı branşlardan gelmesi çok önemli bizim için. Teknik Dur. ve belli metotların e, iyi çalışmanın, Hani böyle sadece geçmişten gelen kültürün değil de bir doğru yatırımın e, açılmasıyla oluşan e, sporlarda gelmiş çok çok önemli. Peki bu şey. sayıları aklımızda tutalım. 4-5 altın ve Gibi to bekleniyor toplamda bu. kaç dedin? Toplamda da galiba işte bir 16-17. Evet hatırlamıyorsam. üstüne tam... çıkarsak ne mutlu Aha. bize altına düşersek de hayıflanmak için bir sebebimiz Ki olacak. Ki bu tahminde kadınlar voleybol takımına madalya yazılmamış. Hmm. Okey olma ihtimali de var. Evet. Ee, gene güreşte e, Yasemin Adar var galiba değil mi? Evet. E, o da Tokyo'da bronz almıştı. 76 kiloda e, evet. o da mindere çıkacak. Atletizm yani oyunların taşıyıcılarından bir tanesi dedik. 10 sporcu ile yarışacağız. E, çok hani modelle beklentimiz olan kim var? Şöyle yarı final de yarışmasını beklediğimiz. Geçmişteki kadar çok kuvvetli bir kadroya gitmiyoruz. Ama e, yani radarı alabileceğimiz isimler şöyle olabilir. Tuğba Danışmaz var. E, kadınlarda e, üç adım atlamada. Son Avrupa ikincisi. E, düğün, tabii ki olimpiyat seviyesi başka bir seviye oluyor performans anlamında. Özellikle elemeleri mesela çok sert geçiyor. Yani o tip özellikle belli. Çünkü orada size diyorlar ki belli bir mesafe belirliyorlar. O mesafeyi atlarsanız finale yükselme hakkınız var. Atlamazsanız da küçük köyü bekliyorsunuz. Yani atlayamayanlar arasında. Mesela orası yani. çok haşin bir e, gaddar bir alan. Mesela dünyanın en iyi sırıklı atlamacıları ya da uzun atlamacıları geliyorlar. Bazen elemede takılabiliyoruz. Zaten sırıklı atlama gibi çok psikolojinin de etkilediği bir yerde. E, Ersu, bu arada sırıklı atlama demişken benim en merak ettiğim performanslarından biri olacak Ersu Şaşma. Sonra Avrupa üçüncüsü. Hı hı. E, final bile, Olimpiyatta final bile olması çok önemli. Ben bir noktada acaba performansını zorlarsa yani ya 5.90'ın üzeri 6'ya doğru bir şey gelirse çünkü Olimpiyatta stresle devreye girdiği hiç bazı büyük isimler olarak atlayamayabiliyorlar. Yani çok ucundan acaba madalya olur mu? Ki ilk 5 bile bence çok iyi. E, gibi bir şeyim var ama çok büyük eskiden böyle işte Yasmani Kopello gene gidiyor bu arada ama Yasmani 2016'da etti ettiği o bronz gibi bir şey gelir mi? Çok emin değilim. Hı -hı. Berke var 400'de, 400 engelli de Berke akçam. O da çok iyi bir atlet. Yani hep yeni nesilde var böyle e, 400 engelli yeni 100 metresi gibi oluyor şu an. Atletizm biraz Türkiye'de de popülerleşti. Bu işte Karsten Warholm Norveçli erkeklerde. Kadınlarda da Hollandalı Femke Bolle, e, Sidney McLaughlin e, var. Onlar mesela sürekli dünya rekoru kırıp ya dünya rekoruna yaklaşan dereceler yaptığı için... 400 metre engelli böyle attızında başka bir yere geldi şu an normalde eskiden dur ya 400 metre engelli varmış arada onu da izleyelim benim değil de hani genel olarak öyle yaklaşılan bir mesafe şu an en heyecanla beklenen mesafelerden biri Türkiye orada da e, yıllardır iyi atletler çıkarıyoruz Özellikle Yasmani orada bir öncü oldu mesela iyi devşirmenin çok iyi bir örneği yani biz mesela devşirmenin şeyinde çok tartışmıştık tartışılır yani işte Türk yani sporda iyi bir şey midir yanlış bir şey midir doğru bir strateji midir? E, kimi yaptığınız ve hangi nasıl yönettiğiniz onu çok önemli. Yani Yasmani bir Kübalı ama sonuçta Türkiye'de e, yaşayıp Türkiye, bir Türk devli burada bunun da olması gerekmiyor. Ben sadece not olarak söylüyorum. Hani bunun e, kabul, makbul olması için bunun olması gerekmiyor yani. Sonuçta çok örnek bir sporcu. Gidip sonuçta Türkiye için bir madalya alıyor. E, Türk olarak ve onun üzerinden yarattığı bir etki var. Yani oradaki gençler o 400 metre engelleye yöneliyorlar. Siz de buna eğer altta imkan sağlayabiliyorsanız hem madde hem manevi olarak o sporcu adaylarına, gençlere. O zaman Yasmani Kopaylı asıl yaratması gerekeni yaratmış, yaratmış oluyor. yaratmış Üstten yaratıyorsunuz o etki. Bazen alttan iyi bir altyapı kurup gelir. E, burada ise bazen o yıldızla e, alta bir e, enerji yayarsınız. O enerjiyle e, belli sporcular kazanabilirsiniz yeni nesilde. Biraz aslında 400 engellinin öyle bir şeyi oldu atizmde. Atıcılıkta ee, ilginç bir durum var. Ee, Yusuf Dikeç üst üste beşinci kez evet. olimpiyat oyunlarında evet. yarışıyor. Ee, atıcılık, atıcılık bizim mesela şeylerimizden. Uzun zamandır. Atıcılık tarihinde en çok evet. olimpiyata katılan sporcu ünvanına elde edilmiş. Müthiş. <laughs> ee, bir de ilk defa katıldığımız bir branş var. <laughs> Nisanur Erbil, kılıç disiplininde Türkiye'yi ilk defa bu branşta temsil edecek. Evet daha önce eskrimde eee İrem te temsil etti ama onun e, branşı farklıydı. Hı hı. E, yanlış hatırlamıyorsam galiba floreydi onunki ya da ikisinden bir tanesiydi. Eskrim içinde 3 branş var çünkü kılıç, epe, hı hı. flore diye. Eee Nisanur kılıçta e, katılıyor. Bir de erkeklerde Enver Yıldırım var. O da 72 Münih'ten beri erkeklerde ilk eskrimcimiz olacak. Yani eskrim Bizim Türkiye tarihinde 36 Berlin'de çok önemli bir yerde. Hani oradan iki kadın sporcuyla gidiyoruz meşhur. Halet Çamber işte hikayesi. Evet. E, çok hani sonradan çok konuşuldu ki. Bir meşhur Hakkı... 36 olimpiyatları. Aynen bir de orada. hakkında çok geç teslim, teslim edilen aslında bir figür oldu spor tarihimizde Halet Çamber. Ki müthiş de bir akademisyen. Türkiye'nin öncü kadın figürlerinden biri aslında modern cumhuriyetin. E, şimdi oradan buraya geldiğimizde aslında eskiden kopmuşuz. Tam tersine bir ekol oluşması gerekirken oluşabilecekken, çünkü Türkiye'de yabancı liselerden kaynaklı, özellikle Fransız ekolinden kaynaklı bir eskrim gelmiş ta Osmanlı döneminde. Biz onun aslında damarları yollarını tıkamışız. Halbuki devam etseymiş çok daha farklı olabilir. Şimdi bu yeni nesil işte Nisanur Erbil gibi, Enver gibi isimler eskrimi tekrar, İrem çünkü iki kez üstü olimpiyata gitti. İrem çok büyük başarı imza attı. Türkiye'nin bu tip mesela sporlarda var olması bence çok değerli. Yani bir futbol takımıyla veya yanlış anlaşılmasın bir basket takımıyla da gidilebilir, var olabilir Bunda evet. çok güzel olur. Ama bu tip sporlarda var olmak Türkiye için önemli olmalı. Evet aslında tabii bir Türk sporcunun yarışıyor olması o branşa olan ilgimizin de ülke olarak artmasına sebep olduğu için iyi bir vesile bir yandan da. Yani Kesinlikle. bir Türk'ün yarıştığı, Türkiye'den birinin yarıştığı müsabakaları başka bir gözle izliyoruz. Ne kadar çok branş izlesek o kadar iyi. Gözümüz bayram ediyor. Şimdi masa tenisimiz var mesela. Geçen evet. e Olimpiyat'ta yoktu galiba. Sibel Çetin Çetinkaya'da yanlış hatırlamıyorsam, e, mesela onun gitmesi bakılacak yani. Tabii. Sibel ne yapıyor diyor. Belki gözücüyle doğ iş de olsa çıkaracak. Yani. E, hani oradan bir anda bir tekrar e, çünkü herkesin masa tenis hikayesi vardır, değil mi? Evet Mutlaka. <laughs> Yazlıkla oynadım diye <laughs> Sibel orada olimpiyatta oynayacak. Artistik jimnastikte ilk defa e, erkek takımı göndermişiz. Ferhat Arıcan, evet, olimpiyatların tek e, madalyalı jimnastikçimiz, bronz almıştı. Ee, şimdi yine Paris'te bir takımımız var. Ee, oraya bu vesileyle en azından daha çok bakacağız. Tabii. Milli güreşçilerimiz var. Güreşte durumumuz nasıl? Güreşte eskisi kadar görkemli değil. Hatta demin söylediğimiz kadınlar boksu Hı. meselesi kadınlar güreşte de geçerli. İşte demin Yasemin Adar dedik. Evet. Buse Torun Çavuşoğlu dedik. Onlar mesela bayağı olimpiyat şampiyonluğu adaylığı da gidiyorlar. Türkiye'de erkeklerde de ali olması lazım. Ali Cengiz var. Ali o, Cengiz. O son, son dünya şampiyonu bir rekoru yani. O iddialı. Bir de tabii Tahakkül var. Yine 2016'ın olimpiyat şampiyonu ama Taha'nın bronz alması daha çok bekleniyor belli olmaz ya yani. güreşte çünkü o serilerde eşleşmeler de önemli oluyor. Ta yine hani final final de bir maça çıkabilir. Ama yani kadınlar güreşinde bu denli neredeyse eşit hatlardır Neredeyse üstün, neredeyse en kötü eşit seviyede olmak da çok güzel bence. Evet. Nefis yani. Hatta en çok madalyayı kadınlar güreşinden daha çok bekliyoruz yani erkeklerin azından. Badminton'da varız. Evet. Ee, i̇lk geçen olimpiyat, özür dilerim Londra 2012'de e, ilk defa Neslihan Yiğit Arıkan yarışmış. Şimdi 24'te de de Paris 2024'te de evet. e, olacak. E, sonra voleybolculara geleceğim ama önce diğer hani bir branşları tamam. konuşalım istiyorum. E, cirit atmada e, varız. Ondan sonra atletizmin içinde değerlendiririz. Halterde <laughs> e, var sporcumuz. Evet, bir sporcu Muhammed yok. Furkan Özbek. Şu, Tek sporcuya düşmüş onun da çok acayip bir şey yani. değil mi burada? Biz Türkiye olarak maalesef ceza da aldık. Yunanistan aldı, Bulgaristan aldı. Yani halter nekol ülkeleri takım halinde siz birkaç sene, bir görünmeyin Peki yaptığınız <laughs> için katılamazsınız. Ya yani bu artık sistematik bir yapıda olduğu için zaten demin konuştuğumuz şey oluyor. Yani Halter'in olimpiyat oyunlarından çıkarılması ile ilgili konuşmalar var ki. Yani Halterofil'den bahsediyoruz. Olimpiyatların en temel, ilk daha antik çağdaki olimpiyat Tabii. oyunlarında yapılan e, işte Herkülün böyle heykellerinin fotoğraflarının olduğu espiri yaş yani şey olarak söylüyorum, mitolojik olarak e, bir spordan bahsediyoruz. Onun çıkma ihtimali söz konusu. Yani güreşle beraber hatta. Boks evet. da çok tartışılıyor mesela olimpiyatın içinde. O neden tartışılıyor? Gibi, onun da genel kendi içindeki yani olimpiyat içindeki varlığında e, ne kadar etkili. Ama boks biraz daha az tartışılıyor. yani Asıl güreş ve e, bu konuda hı hı. E, özellikle de halter büyük problem yaşadı son dönemde. Tekvando'da Tokyo 2020'de bronz madalyalı sporcularımız var. Hatice Kübra İlgün ve Hakan Reçber. E, şimdi e, 1-2-3 e, oyuncumuz daha e, var Türkiye'yi temsil edecek olan. Merve, Dinçel, Kavurat, Nafia, Kuş, Aydın, Emre, Kutalmış, Ateşli. Evet, yani fena olmayan bir takımımız var orada. Hepsi de yetenekli. Yani Merve mesela branşında çok iyi. Nafia da öyle. Ee, Tekvando da bu arada enteresandır. Bizim 80'lerde galiba Türkiye'de daha böyle şey olmaya evet. başlıyor. Karate daha eski. İşte Hı -hı. Karate sen söyledin olimpiyat oyunlarında programda çok olmayan. İşte arada geldi. Bizim de çok hemen madalyalar aldığımız branş oldu dönme ihtimali var bu arada yanlış bilmiyorsam onu tekrar kontrol etmem lazım ama düşünüyoruz ee, diye açıklama yapmışlar. Orada da galiba müsabakalardan ziyade o kata kategorisi <laughs> var ya orada. O çok sıkıcı diye anladığım evet, kadarıyla. Orada da bizim çok teknik diye dünya şampiyonlarımız falan var yani işte. Ama tekvando mesela onun yanında uzun zamandır olimpik bir spor ve ee, orada gerçekten bir şeyimiz var. Ekol demeyeyim ama bir alışkanlığımız var işte e, Serkan öyle e, zamanında e, çocuğun ismini unuttum bravo bana evet vardı gerçekten e, olimpiyat şampiyonumuz var e, velhasıl daha da gelişeceğini gözlüyorum ben birkaç böyle e, çalışan bununla ilgili çalışan ekipleri de biliyorum mesela Hedef 2028 diye yeni gençlerin e, şu anda çalıştığını biliyorum o yüzden orası gelişmeye de aday ve gelişecek gibi de gözüküyor ve buradan madalya çıkma ihtimali de yüksek bu arada yani Hı -hı. Altın olur mu bilmiyorum ama iki bronz gibi ya da üç bronz gibi beklentiler var. Ya da bir gümüş iki bronz gibi beklentiler var ortada. Bir de yelken e, ekibimiz var ya da yelken yarışçılarımız evet. var. Üst üste beşinci olimpiyat deneyimini yaşayacak e, Deniz Çınar. E, üst üste dördüncü olimpiyat deneyimini yaşayacak e, ekip e, şey... Ali Can var, Kaynar var. Yani. var. Hı hı. Ondan sonra... Bunlar da süreklilik arz etme konusunda çok evet. özel performans sergiliyorlar. gerçekten. Evet. Bizde çünkü basit denir ya bu olimpiyata gidiyor. Yani olimpiyata gitmenin de bir kotası ve bir ölçüsü var. Belli bir elitlerin içinde olmanız lazım. Yani oraya gitmek de mesela yelken gibi e, belli ülkelerin çok domine ettiği, Elitlerin çok yoğun olduğu e, sporlarda gitmek çok önemli yani. E, ve bunu 4-5 kez yapabilmek çok zor gerçekten Üst üste. Tabii. Gelelim voleybola. Şimdi voleybol milli takımımız çok iyi bir yaz geçirmiyor doğrusunu istersen. Yani Milletler Ligi'nde pek iyi Doğru. bir iyi performans sergileyemediler. Sakatlıklar vardı herhalde. Bir de konsantrasyon eksikliği de mi vardı bilmiyorum ama herhalde asıl sebep sakatlıklardan kaynaklanıyor. Yani ee, işte dünya birinciliğine çıkmak ve orayı korumak tabii hani iki farklı e, motivasyon gerektiren yani şeyler. Nasıl takım yani e, işte Melisa var, Ebrar var, Zehra sakatlıktan döndü, iyileşti ama sadece onlardan ibaret değil takım ve başka sakatlık evet. sorunları da vardı galiba. Evet. İki tane konu var gibi hatta cümlelerinin içinde gizli aslında. <laughs> bir tanesi geçen seneki yaz dönemi, Kaç zamandır böyle Kaf Dağı'nın ardına gidilemeyen yani işte çıkılıyor çıkılıyor Sisifos gibi yani o taşı taşıyoruz taşıyoruz o son anda ya final ya yarı final bir yerde e, böyle dramatik bir maç kaybediyorduk. hep Hatırlanın işte Avrupa Tabii. Şampiyonası finali işte olimpiyatta e, beşiciliğe giden maç yani halbuki o kazanılsa belki madalya gelecek Kore maçı. Kore, yani. gine, gine Kore, Kore maçı, maçı aynen meşhur maç yani bizim o voleybolda çünkü biraz ekolümüz tutmuyor yani. Çok hızlı voleybol oynuyorlar onlar. Hızlı voleybola karşı zaman zaman problem yaşıyoruz. Velhasıl onun gibi şeyler var. Sonra geçen yaz işte antrenör değişikliği oldu. Guidetti çok iyi bir dönem geçirdi. Olağanüstü bir aslında dönem geçirdi. Sadece bir noktada bir yere ulaşılamıyordu ve bir artık tıkanma bir küçük oldu. küçük değişiklik gerekiyordu ha, yani. Orada bir e, Santarelli'nin gelişiyle bir de kadroda da bir iki dokunuş yaptı Santarelli. Yani Guidetti'nin daha önce kadroda son dönemde yer vermediği bazı oyunculara yer verip bir Birliktelik havası da oluştu bence. Bir kopma, o kopmalar kötü oluyor çünkü havayı bozuyor birazcık sanki. O da geldi ve artık ilk şeyde şeytanın bacağı kırılınca turnuvada Viyenel'de sonrasında çorap söküğü gibi geldi. Başarı anlamında söylüyorum. Ve oradaki kritik nokta zirveye ulaşıldı. Bir de o şey çok konuşuldu ya dünyanın bir numarası, bir numara liste. Aslında bence çok fazla sende o. Yani asıl mesele dünyanın beş numarası da olabilsin ama turnuva kazanmak Hı -hı. önemli. Yani bu bir, evet güzel oraya ulaşmak güzel ama Şeye dönüştü o, bir e, mite dönüştü, bir metaya dönüştü. Yani bir numarayı korumak. İşte asıl zaten mesele orada başlıyor. Bir zirveye çıkma meselesi var, çıktın. Bir de asıl korumayı öğrenmek. Ya da oralarda hep ol, olmayı öğrenmek, bulunmayı öğrenmek. O stresi baskıyı, farklı bir stres seviyesi çünkü. Farklı bir katman o. Bu sefer o katmanı e, sırtına alıyorsun, yüklüyorsun omuzuna o baskıyı. Sanki orada bir, e, bence bocalandı bir geçişte. Bir de zaten çok yoğun bir voleybol sezonu var. Yani voleybol sezonu neredeyse... Böyle ara ara bir nefes alıyorlar. Hele ki bu sürekli Şampiyonlar Ligi'nde oynayan takımlarda oynayan takımlar işte en kötü Final Four veya yarı hmm. Şey, oynayanlar. Yoğun bir sezonlar oluyor. Bir de üstüne sakatlıklar patladı. Biraz sanki hem mental olarak bir sürmenaj bence oldu. Hem de fiziksel olarak bir e, sürmenaj oldu. Ve ikisi bir araya geldiğimizde bir bocalama e, oldu ve ya ne oluyoruz bize oldu. Çünkü sürekli son anda kaybetmeye alışmış takım kazanmaya alıştı. <laughs> Üst üste bir de çok fazla turnuva üst üste oynuyorsunuz. Bir anda kazanıyorsunuz. Aa ne oluyor biz niye kaybediyoruz da geldi bence sanki. Orada Hı -hı. da bir özgüven bunalımı Hı -hı. oldu bu son bölümde. Biraz da sosyal medyanın acayip bir şeyi var. Yarattığı bir fanus var. O fanusun içinde de biraz oksijeni çekiliyor Sandece biliyorsunuz böyle şeyler. Sadece sosyal medyada değil. Yani genel çıktığın tepki, ha, zaman aynen. bütün billboardlarda kızları Hah. görüyorsun. Yani bir de en o az var. 10 15 markanın billboardunda kızları görüyorsun. İyi bir şey tabii onlar açısından tabii bir ki. yandan. Tabii ki. Ama bir yandan da bir, bir Ama, bombardımana da maruz kalıyorsun. Yani aynen. hem kamuoyu hem de onlar. O zaman da beklenti de büyüyor. O zaman da bir ayak kaymada bu sefer daha fazla reaksiyon oluyor. Normalde... Yani sonuçta Türkiye ne bileyim son 20-30 yılda kaç yener kazandı? Bir tane kazandı. Yani, tabii bir dünya şampiyonu. Ya, ya da işte tabii büyük yani, bir yandan da işte tabii. Bunu şey için söylemiyorum kötülemek istiyorum. Bu bir süreç yani tabii. o sürecin ortasında aslında Türkiye başka bir katmana geldi. Biz ama hemen sanki e, 30 yıldır o e, safhadaymışız gibi yani. Sonuçta Brezilya 30 yıldır o safhada. Brezilya kaç yıldır olimpiyat, iki kez olimpiyat şampiyonu oldular üst üste. Dünya şampiyonlukları derken onlar da düşüyorlar. Düştüklerine çok sert reaksiyon geliyor ülkelerinde. E, çünkü ona alışmışlar, kazanmaya alışmışlar. Biz ise kazanmaya daha yeni başladık. Yani tamam daha önce de başarılı olan takımlarımız oldu da biraz sanki ölçüde de ayarlama yapamıyoruz gibi hissediyorum. Ama yani, sadece bu branş evet. ve voleybolla ilgili bir şey mi? E, tabii ki. Türkiye'nin <laughs> genel şeyiyle, karakteriyle kes, ilgili kesinlikle. bir şey Kesinlikle. Yani o toksik bakış açısı buraya da geldiğinde... E bir de buna alışık olmayan bir sporcu grubu var. Bir de var. Yani, yani sanki hani başarı Hı -hı. kendiliğinden geliyormuş ya da sadece orada bulunmakla geliyormuş gibi bir algı var belki. Aynen. Halbuki işin Aynen. ne kadar zor olduğunu geçen yıllar boyunca hani oraya çıkmak için serf ettikleri Tabii ki. çabadan anlamamız lazım. Bunu yani. herhalde en iyi Eda anlatabilir diye tahmin ediyorum. Yani kaç tane final kaybeden kaptandı veya kaybeden takımlar içinde bulundu. Tabii. Şimdi kazanan bir takımın içinde olmak ve 3. olimpiyatına gitmek müthiş bir şey aslında. Çok güzel bir hikayenin içindeyiz de biz o güzel hikayenin tadına bile varamamayan biz derken genel ülkede böyle varılamıyor gibi bir durum evet, var. Çok acayip bunu lazım. Kaç yani. takım sporuna gidiyoruz ki biz Olimpiyata? Kaç evet. yıldır, kaç tarihimizde kaç kez gittik yani? Kadın voleybol takımının gitmesi acayip bir şey. Kadın basketbol da gitti. Ama baskette ve futbolda e, çok uzun zamandır e, hani bu modern dönemde hiçbir takımımız gitmedi erkeklerle mesela. Yani evet. Buna baktığında yaptıkları şey çok önemli. Ve iddialı bir şekilde gidiyorlar. Ve bir şekilde Olimpik gidiyoruz. turnuva çok zor bir turnuva. Yani herhangi bir Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası'ndan çok daha zor. Daha mı zor? Evet, daha zor. Dünya evet. şampiyonalarından daha mı zor mesela takım? Bence maçları? daha, yani şey olarak oradaki ortam ve hmm. e, genel turnuvanın sertliği açısından bence daha zor. Bir kere takım elitliği açısından çok daha yüksek seviyede. Hmm. Çok elit bir e, şey geliyor. E, takım grubu geliyor. O yüzden daha ilk maçtan çok zorlu maçlar oynuyorsun. Senin bir alışmana izin vermiyor açıkçası. Hmm. Onu gözlemliyoruz. Peki takımdaki hmm. dinamikler nasıl? Ne beklemeliyiz sence? Biraz takımın ya, yapısından bahsedeceğim. Umarım şu süreç biraz da turnuva oynamama süreci. Hmm. <laughs> sürekli çünkü Olimpiyat öncesi hemen evet. turnuva olmadığı için o güzel bir şey. Bir, en az 6 haftadır herhalde evet. Nefes, dinleyelim. bir hmm. kendilerini dinleme, aileleriyle olma. Hmm. Kimisi işte tatile gitti, kimisi dinlendi, kimisi sağlık tedavisini oldu. Burada iki tane konu var. Bir, mental olarak ne kadar iyi depoladılar enerjiyi tekrar e, şarj ettiler. İki de Zehra Hande ve İlkin'in. Şimdi İlkin Tuğba değişikliği de oldu. O da bir e, dün olan bir şey bu. Bir yandan e, bir hemen bir kaynadı ortalık. Süreç çok mi yönetildi emin değilim. O değişikle beraber. Bunun umarım, ya benim tek endişem var orada. Yani e, bunun takıma kötü etki etmemesi. Sonuçta e, takımın içindeki havaya veya algıya. Oradaki iletişim nasıl oldu çok önemli. Yani Tuğba'nın e, olimpiyat oyunlarının dönemi bir gün kala oraya oynayacağım diye gidip takımdan çıktığı mı oldu? Yoksa zaten bu konuşuldu da biliniyordu da ilkin iyileşirse yerine gelecekti diye bir nasıl iletişim yürütüldü varsayımsal olarak. O çok önemli. Yani şimdi orada Tuğba'nın üzerine kalan yük şu. Yani yük değil de yani sonuçta morali bozuk dönen son anda olimpiyata oynayacağım diye giden bir sporcu. Çok asap bozucu onun için. Tabii ki. E, i̇lkin içinde tabii ki o takımın iyiliğini isteyecektir Tuğba'da ama sonuçta e, ilkin içinde e, biraz şeye dönüştürdü. Cadı avına dönüştürdü. Yani ilkin sanki burada şeymiş gibi oldu. Yani, e, suçluymuş gibi, gibi, gibi oldu, oldu. yani. Halbuki Onların arasında öyle bir ilişki olmadığını söylemek lazım. O yüzden ikisine de bir tuhaf farklı yükler kaldı. Bu sürecin sanki yönetimi daha iyi yapılabilirdi. Daha iyi iletişim kurulabilirdi. Hem toplumla... Ya da en azından hem, kamuoyu iletişim. Ha, kamuoyuyla. Toplumun kamuoyu daha doğru bilmek Evet çünkü... Bunun o... herkesin daha net şeffaf bilmesi daha iyi olabilirdi sanki. Bu Peki yani şimdi... E... Ha, son Şeyi söyledim özür dilerim yanım kaldı. Yani bu, ilkin dediğim için oraya parantez açıp girdim o konuyu. Onların sakatlıklarının sağlık durumu ne durumda çok önemli olacak. Hı -hı. Tabii ki Vargas burada... Ebrar, Eda, Cansu ve Zehra. o Zehra, Hı. o tak yani Gizem tabii libero e, çok önemli bir yani çok güzel bir takımımız var. Çok başarıya gitme ihtimali çok yüksek. Umarım hem mental hem fiziksel olarak e, formda girebiliriz. Evet ama çok heyecanlı maçlar izleyeceğimiz Kesinlikle. çok kesin. Ne zaman oynayacaklar ilk maç? 29 Temmuz evet. Pazartesi. Ya, i̇lk maç çok önemli. Şundan dolayı bu tip şimdi böyle bir havayla girildiği için çok önemli. İnanın. Mesela bizim takımlar şeyi severler böyle. Önce bir kaybedip son <laughs> Euro'da olduğu gibi ya yani önce bir umutsuzluğa sürükleyip sonra bizim bir voleybol takımı da geçense çok maçta 2-1'den döndü, 2-0'dan döndü. 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 Evet. Biz o geri dönüşlerin takım olma meselesi sadece futbollara <laughs> değil voleybolda da var. Ama bu sefer sanki biraz o havayı yumuşatmak, biraz böyle bir rahatlatmak için biraz havadaki gazı almak temizledim. lazım sanki. Metan oluştu çünkü bayağı. <laughs> ee, biraz onu e, almak, biraz turnuvaya öyle girmek sanki güzel olacak gibi. Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile galiba değil mi? Evet. Bir ilk e, aynı grupta. Ben de öyle biliyorum. Olacaklar. Aynen. Aynen. Evet. Peki bir de e, dünya çapında süperstarların durumuna bakalım. Mesela e, jimnastikte Simone Biles. Evet. Biraz anlatsan onun hikayesini. Geçen ya, olimpiyatlara katılmama kararı almıştı. Geçen şöyle oldu. E, ya yani Simon Biles şey gibi oldu aslında. Böyle olimpiyat oyundan hep yüzü olur. Hı hı. E, yani bir veya iki sporcu, üç sporcu, dört sporcu. Genelde de olimpiyat oyunları öncesi Amerikan spor dergilerinin ya da Avrupa'daki büyük gazetelerin derginin kapaklarını o sporcular süsler. Mesela biz de işte Sokrates yaparken şey yaparken direkt belliydi yani. Ee, hani Simon Biles'ın mutlaka 2020 Tokyo'da olacağı, çünkü 2016 Rio'da acayip bir ee, hükümdarlık kurdu evet. orada. Artist jimnastiği başka bir e, boyuta çekti. Böyle bir yeni dönem Nadia Comaneci gibi hani popüler kültürün de ortasına gelen bir yıldız ışığı oldu. E, hani sokaktaki herkesin bildiği bir isme dönüştü neredeyse Simon Biles, artist jimnastik izlemese bile. Ee, ama 2000 Tokyo'da acayip bir mental sorun yaşadı. Böyle havada e, takla atarken ya da işte bir hava hareketi yaparken e, koordinatları kaybetme ya da işte nereye ineceğini bilememeye gibi bir mental sorunla boğuştu. Ve mental olarak bir e, çöküş dönemi yaşadı. Ve tekrar acaba döner mi dönmez mi, sporu bırakmayacak mı derken eskisinden bile güçlü olduğu söyleniyor şimdi. İşte son dünya şampiyonası falan acayip geçirdi. Amerikan şampiyonlarını falan da çok iyi geçirdi. Yeniden Olimpiyat'ın yüzü olmak için geliyor. Yani belki de son Olimpiyat olacak. Olan e, olağanüstü bir sporcu zaten. Yani Olimpiyat tarihinin spor tarihinin en büyük isimlerinden biri olduğunu söylemekte yarar var Simon Yine e, Paris'in de en önemli 3-4 süper yıldızından biri. Hı hı. Olacak. Amerikan basketbol takımı gene kurduğu evet. <laughs> bir şey takımla <laughs> evet. e, geliyorlar. 92 kadrosuyla kıyaslanıyor. 92 kadrosunu sanırım o dönem hani ben de 12 yaşındaydım. Bir de o zaman internet yok bir şey yok mitolojik varlıklar gibiydiler yani onların yarattığı etki o toplumu yani o dönemi yaşayanların üzerine yarattığı etki buradaki insanların yaratması çok zor. Bu nesil de o dönemi yaşamadığı için bu nesil için bu figürler acayip süper kahraman. işte Marvel karakterleri gibi geliyor onlar için de mesela. O yüzden o dönemin şartlarıyla yoğurmadan karşılaştırmak biraz şey oluyor. Zorlu oldum. Bir Chamberlain'de var zamanında ama onun oynadığı dönemin şartlarıyla e, 2010'lar aynı değil ya da 2020'ler aynı değil. O yüzden biraz haksızlık gibi geliyor bana. Ama e, benim için 92'nin üzerine bir takım çıkması çok zor ya. Yani e, Yetenek olarak evet bu takımın yetenek havuzu acayip. Ama ne kadar takım olabilecekler? Zaten Amerika'nın en büyük problemi oluyor. Yani yıldızlar toplanıyor geliyor. E, ama o takımın içinde belli sürükleyici öğelerin ve kenetlenen bir yapının olması gerekiyor. Mesela bunun en güzel örneği 2008. Amerika çökmüştü 2004'te, hem de acayip yıldızlarla getirdiler. İşte LeBron'un yeni ilk dönemiydi, Allen Iverson e, vardı, Tim Duncan vardı. Güzel bir takımdı o ama e, olimpiyat üçüncüsü olmuşlardı mesela. Yani tarihlerinin kötü performansını sergilemişlerdi olimpiyat oyunlarında. Şimdi o oradan geldiğimizde 2008'i redeem team dediler. Dediler ki biz bütün yıldızlarımıza geliyoruz. Acayip işte Kobe Bryant, LeBron, Carmelo falan ama o takımın belgeselini izliyorsun. Kobe acayip bir figür orada. Yani inanılmaz bir liderlik yapıyor birleştirici figür. Yani birisi koptu anda hop yani sürüden kopanı hemen böyle alıyor bir çoban gibi. LeBron da öyle bu arada. Şimdi burada o çobanlığı kim yapacak ya da kimler yapacak çok önemli. Çünkü daha da büyüyen kontratlar, daha da büyüyen e, bir yıldızlık şeyi var. Mesela yani Joel Embiid var bir yandan. Yani bunların hepsi de kendi takımlarında çok büyük yıldızlar ve topu kullanmaya alışmışlar. Hangisi ne zaman topu kullanacak? Yani Jason Tatum mı son atışı yapacak? LeBron mu? Oynayacak ya da işte ne bileyim Joel Embiid'e ne kadar top gidecek gibi gibi bir sürü şey var. Oyun kurucu Stephen Curry e, ne kadar etkili olabilecek yani o savun bir de Avrupa basketbolunun kurallarıyla oynandığı için yani dünya basketbolunun hı -hı. ona da tabi e, adapte olmaları gerekiyor. Mesela son işte Güney Sudan maçı acayip böyle bir uyarı işaret Şimdi bir şey oldu. Şimdi onu soracaktım. Son Bu anda an kazandılar. Zorlayacak takım ee? var mı Amerikan takımını? Aslında her takım e, genelde NBA yıldızlarıyla geliyor işte hı -hı. Fransa geliyor. Hı hı. Hatta Joel Embiid NBA'nin en büyük yıldızlarından biri. Önce Fransa'yla gelecekti. Çünkü Kamerun kökenli olduğu için Fransız vatandaşlığı hakkı vardı o bağlardan dolayı. Son anda Cahin'de Amerika takımını seçti. O mesela öyle bir şey yarattı ama Fransa'da da mesela işte Van Banyama var, Rodrigo Gober var. Yine NBA yıldızları var bayağı. E, Sırbistan iyi bir takım. Bizim de hatta Türkiye'den yakından tanınan işte Bogdan gibi isimler var ki Nikola Jokic zaten NBA'nin önemli isimlerinden biri. O da takımda ama genel kağıt üzerinde baktığında Amerika'nın aslında şampiyon olması lazım. Ama ee, şey diyemiyorsun artık eskisi gibi ya gelecekler herkesi 20-30'a e, vuracaklar geçecekler diyemiyorsun bu kadroya rağmen. Yani bütün yıldızlar geldi neredeyse hiç gelmeyen bir yıldız yok. Bir tek işte kabalyen artı sakatlığı nedeniyle yok onun dışında acayip bir kadro var. Yani o Amerika bir yerde tökezleyecek mi ya da tökezler mi diye izlemek çok heyecan verici olacak bence. Mesela 2000'de tökezliyorlardı hatta şimdi Fenerbahçe'nin de koçu olan Sarunas Yasikeviçus'un Litvanya az daha yeniyordu orada son bir üçlü kaçırmıştı galiba Yasikeviçus. Fransa az daha yeniyordu, şampiyon olmuşlardı. O mesela bir işaret fişeğiydi onlar için. 2004'te kaybettiler zaten. Burada işaret fişeğinin Güney Sudan'ın vermesi enteresan oldu. Yani Güney Sudan'da burada NBA'de bir iki isim var ama yani o denli büyük yıldızlar değil. O yüzden böyle Amerikalılar biraz sanırım küçümsememeyi buradan ders alabilirlerse yıldızlar hani ya Güney Sudan'da baştan sıkı tutmayı. Evet Belki Güney Sudan maçı onlar için iyi bir şey olmuş olabilir. Uyarı. İyi bir hazırlık maçı zaten bence öyle olur. Yani. Hı -hı. Sürekli 30-40 farkla kazanarak gelmek e, sizi bence çok iyi hazırlamıyor olabilir yani. Oradan belki ders çıkarmışlarsa. Peki senin heyecanla beklediğin e, branş sporcu takım var mı? Tabii ki atletizmde çok heyecan verici şeyler var. Mesela şimdi 100 metrede Noah Lyles e, acayip bir yıldız Amerikalı. Ama karşısına e, şimdi Jamaika'da Jamaica'da Gizmon e, Thompson'a e, yeni bir yetenek geldi. Bu sene ne derecelerini yapıyor Böyle Jamaika Amerika rekabeti daha doğrusu aslında Hüseyin Bolt'un yok ettiği rekabet. Yani tamamen <laughs> Jamaika'yı çevirdiği görüntü. Bu sana bir rekabet oluşabilir. E, o güzel bir şey. Rekabet olduğu zaman muazzam oluyor çünkü. Tek bir kişinin domine etmesi de Hüseyin Bolt seviyesindeyse farklı bir ilgi çekicilik yaratıyor. O taşıyıcı yıldız oluyor ya da Michael Phelps'inki gibi. Ama özellikle rekabet olduğu zaman olağanüstü. Ben onu özellikle çok merak ediyorum her zaman olduğu gibi. E, Cüneyt abi buradan e, rahmetle anıyorum yani Cüneyt Koryürek yani bir olimpiyat vardır bir de olimpiyat yüz metresi vardır diye hani ya da atizm vardır. Tabii ki diğer branşları küçümsemeden elbette. Valla ben mesela e, bazı takım sporlarını çok seviyorum olimpiyatta izlemeyi. Mesela handball turnuvası acayip olur genelde. Böyle bizde çok bakılmaz ama aslında çok güzel maçlar olur. Kadınlar Voleybol genel olarak acayip bir turnuva olacak. Onun dışında düşünüyorum şöyle bir, yüzme tabii ki, hı hı. Fransızların en büyük umudu orada Leon Marchand. Şimdi EFL'in üzerinde şeyini süslüyor, eskiden Zidane vardı, şimdi Leon Marchand var Arc de Triomphe'ın üzerinde. Özellikle yeni Phelps deniyor, hı. bir Fransız olarak. Hatta Phelps onu geçen Dünya Şampiyonu yorumluyordu, İnanılmaz bir yetenek yani benim rekorlarını parçalıyor çünkü şu anda Phelps'in. Böyle böyle aklıma geliyor. Ya yani mesela ben geçen Olimpiyatta çok e, şeyle biraz böyle yani niye Olimpiyata geldi falan dediğim bazı branşlar var. mesela Kaykay Geçen Olimpiyatta bir izledim acayip hoşuma gitti mesela. Yani çok hoşuma gitti böyle yeni 16-17 yaşında işte zaten da koyulma hikayesi biraz öyle. Evet, bir de tabii e, zaten o tip şey sporları da izlemek açısından tatlı oluyor Olimpiyatta. Yani işin güzel tarafı yani. da zaten o. Yani şimdi biz burada bu kadar çok şey konuştuk ama e, bir de Oyunların sonunda bir kapanış değerlendirmesi yapacak olsak hani beklenti neydi, sonuç ne Tabii. oldu değil mi? Acayip Tabii. sürprizler yaşanacak, hikayeler yaşanacak. Tabii. Ben mesela şimdi burada bu soru geldi. Hatırlayamadım veya zihnime gelmeyen birçok spor ve kahraman var. O izledikçe ve bittiğinde ya şurada binicilik hikayesini izledim mi işte diyeceğiz konuşacağız. Hatta şimdi aklıma geldi. İlke özlüksel modern petatlonda yarışıyor. Evet. Sonra olimpiyatta çok iyi iş çıkarmıştı. Bir madalya alabilir mesela, oradan acayip bir hikaye çıkabilir. Bir yanda e, A raporu ile Z raporu arasında evet. gerçekten bir şey oluyor. Olimpiyat oyunlarının kendi hikayelerini zaten her olimpiyat oyunu kendi kahramanlarını yaratıyor. En önemli mesele o. Siz belli kahramanların çıkmasını bekliyorsunuz. Yani önceden resimleri çizilen. Onlar bazen oluyor Bolt gibi, Phelps gibi ya da Simone Biles gibi ama bazen de kendi özel kahramanlarını yaratıyor. Mesela en akılda kalıcı hikaye neydi Tokyo'dan? Tokyo biraz çünkü tuhaf bir olimpiyattı pandeminin gölgesinde yapıldığı için. Tambéri ile şeyin e, yüksek atlama altında paylaşmasıydı mesela. Hiç kimsenin unutmadığı sahneler o çıldırdığı an Tambéri'nin herhalde. Ya yani, hayatta bir kere izlemiş bir insan bile o sahneleri izlediğinde Olimpiyatla ilgili Olimpiyatın yarattığı o auradan kendine bir pay çıkarabiliyor, bir hikaye çıkarabiliyor. Hiçbir dostluk, arkadaşlık öyküsü çünkü o eee Musab olan. Hmm. Hani birbirlerine sakatlıklarda destek olmaları, moral vermeleri, hayatta tutmaları Sonra beraber altın almalı Ya filmi filmini yazsan ya çok Hollywood filmin Ne bileyim senaryo falan dersin bu. Çok hani cheesy bir film olur. Ama işte olimpiyat kendi cheesy filmlerini yaratıyor mu? gerçek bir de hikayeler. Çok acayip oracından. Evet. Caner <laughs> çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Gerçekten çok iyi bir olimpiyat <laughs> izleme rehberi <laughs> e, oldun bizim için. E, Son bir not söyleyebilir miyim? <laughs> özür dilerim. Çünkü bu çok konuşulur. <laughs> Bunu söylemeden geçmeyeyim. Paris enteresandır. Galiba 60'tan bu yöne ilk defa bütçesine en az aşan olimpiyat oluyor. Hmm. Bu da Paris'in genel olarak geçmişten gelen spor tesislerinin yoğunluğuyla alakalı. Sadece üç tane yeni spor tesisi yaptılar. Ee, bir de şey, olimpiyat köyünü yaptılar hmm. 1.6 milyar dolara. Ama olimpiyat köyünün binalarının her biri farklı ve hepsi sonra başka e, amaçlar için ev imkanı biliyor. olarak hmm. kullanılacak. Aynen. E, çünkü olimpiyat oyundan artık en önemli kriter ki olimpiyat oyunun bir sürü karanlık tarafı var geçmişten bugüne. Hele politik tarihle ilgili, siyasi tarihle, insanlık tarihle ilgili bağlarında bazı e, problemler var. Ama e, bunun öncesi, bunun sonrasında bu son dönemde sürdürülebilirlik üzerinden hep yeşil olimpiyat yapma anlamında belli ön, ön, ayak olduğu şeyler de var. Bunlardan biri bu mesela alıyorlar. O ülkede çok voleybol izlenmiyorsa mesela Londra Londra öyle. Voleybolu pek ilgilenmiyor İngilizler. Voleybol salonu portatif yapıp onu katlayıp e, Rio'ya göndermişlerdi mesela. Rio'da aynı voleybol salonunu kullanmıştı mesela örnek olarak veriyorum. Hmm. Burada da mesela Paris onu çok iyi yapmış durumda. Sadece üç yeni şey inşa etmediler, var olanları yenilediler. İşte Paris Bercy basket salonu onu yenilediler, başka bir hale getirdiler. O açıdan da Fransızlar yine o işin o tarafını iyi kotarmışlar. durumlar ki yani geçmişten kraliyet ülkelerinde maddi yönetimi çok iyi olmadığı bir ülkeden bahsediyoruz. <laughs> yani evet. bu yüzden halkın isyan ettiği ve devrime giden bir süreç var. O, o açıdan baktığında şu an 9.75 milyar dolar gözüküyor bütçe. Normalde belirlerin %20 üzerine çıkmış durumda. Bu da herhalde e, en yeşile yakın e, olimpiyat Galiba. oyunları olacak diye Çılgınlık o konuda tabii bir bakış açısı. Bazen işte bu şey tartışılıyor. Köye klima koymamışlar. Hı. Yani yeşil olimpiyat Hı. olduğu için sporcular delirmiş nasıl klima olmaz diye. Mantilatörler var böyle. <laughs> Galiba koymaya başlamışlar şimdi. O isyanı şey yapamamışlar. Diren, direnememişler galiba organizasyon. Öyle şeyler var. Son mesela Tokyo yüzde 300 bütçe aşmıştı. Yani yüzde yüz de değil yüzde 300 aşmıştı bütçesini. Ee, Japon yani, hükümetinin hazırladığı bütçeyi yazarız organizasyon. O açıdan e, Fransalar oradan en azından tutturmuş Bakalım açılış töreni biz tabii Burada kaydederken programı izlememiş olacağız ama e, en merakla beklenen şey de açılış töreni. Bakalım nasıl geçmiş olacak. Evet e, o da şehrin içinde yapılan yani stadyumda olmayan ilk açılış töreni olacak. Evet Sen orada. Nehrinde. Sen Nehrinde Aa. olacak. O yüzden Aa. orada bir Fransız estetiği bekliyoruz. Ee, yani orada da mesela <laughs> farklarını ortaya koyuyorlar da bakalım başlarına umarım bir şey e, sıkıntı gelmez orada. Sakin sakin güzel geçer. Evet Caner çok teşekkür ederim. <laughs> ben teşekkür ederim. ederim. Çok sağ ol. Sana da e, iyi olimpiyat haftaları diliyorum. Hem izleyici olarak hem anlatıcı olarak. Çok sağ ol.